204 film ve 28 dizide bambaşka karakterlere can veren Fikret Hakan, yani gerçek adıyla Bumin Gaffar Çıtanak. Onun hikayesi birbirinden ilginç olaylarla dolu. Birinci evliliği 1 yıl, ikinci evliliği 66 gün, üçüncü evliliği 375 gün, dördüncü evliliği 30 gün, beşinci evliliği ise bir yıldan biraz fazla sürdü. Aslında evliliğe tahammülü yoktu ama 5 kez evlendi ve çocuğunu evlilik dışı bir ilişkiden yaptı. Bir travestiyle aşk dedikoduları çıkınca aşık değilim ama Ceylan'ı seviyorum, ona saygı duyuyorum diyerek korkusuzca hislerini savundu. Dördüncü eşi Hümeyra'yı döverek hastanelik etti. Herkes Yılmaz Güney'e arkasına dönmüşken o dostunun yanında olup onunla başrolü paylaştı. Yeri geldi bu film tutmaz deyip Türkan Şoray'ın film teklifini reddetti. Gün oldu oyunculuktan yeterli parayı kazanamadığı zamanlarda şarkıcılık yaptı. Kazandığım parayla tatil köyü kuracağım dedi. Çok sevdiği Jaguar'ına minibüs çarpınca çocuklar gibi hüngür hüngür ağladı. Parasız kalınca kışın üşümemek için çöp kutularının tahta kapaklarını toplayıp yakacak hale geldi. Çok şey sığdırdı ömrüne. Gelin sönüp giden bu Yeşilçam starını daha yakından tanıyalım. Ali! Arkadaşım! Arkadaşım! Fikret Hakan 23 Nisan 1934'te Gaffar ve Fatma Belkıs'ın oğlu olarak Balıkesir'de dünyaya geldi. Babası edebiyat öğretmeni, annesi başhemşireydi. Babası Gaffar Bey Balıkesir'den Galatasaray Lisesi'ne atandığında İstanbul'a yerleşmek zorunda kaldılar. İlk ve orta eğitimini İstanbul'da tamamlayan Fikret, lise yıllarında aklı başında ve ne istediğini bilen bir delikanlıydı. Çok iyi Rusça bilen babasının yaptığı çeviri kitaplarıyla birlikte zengin bir kitaplığa sahip olan Fikret Hakan için küçük yaşlardan itibaren okumak ve yazmak yaşamının önemli bir parçası haline gelmişti. O dönemlerde gazeteciliğe merak saldı. Yazdıkları da küçümsenecek şeyler değildi. O dönem İstanbul Express gazetesinde röportajlarını ve küçük öykülerini yayınladı. Küçük yaşta para kazanmak ona tatlı gelmişti. Artık eli ekmek tutuyor, kendini koca bir adam gibi hissediyordu. Bu durum onu okuldan uzaklaştırdı. Birinci sınıfta Taksim Lisesi'nden ayrıldığında daha 16 yaşındaydı. Fikret okulu bırakır bırakmaz gazetecilik macerasının yanına bir de tiyatro serüveni ekledi. İlk kez 1950'de Üç Güvercin Operetinde palyaço rolüyle Ses Tiyatrosu sahnesinde gösterdi kendini. Tam da o gün adını Fikret Hakan olarak değiştirmeye karar verdi. Tiyatro sahnelerinde olmaktan çok memnundu Fikret. Çıktığı sahnede uzun yıllar kaldı. Ses Tiyatrosu, Cep Tiyatrosu, Küçük Sahne, Çığır Sahne, kendi kurduğu Sahne 8 ve Fikret Hakan Tiyatrosu'nda 1980 sonuna kadar sahneye çıkmaya devam etti. Yıllar sonra geriye dönüp baktığında hayatını şöyle özetliyordu Fikret. Hayatımda 3 sıçrayış yaptım. Gazetecilik, tiyatro ve sinema. Bahsettiği 3. sıçrayışı 1953'te Köprü Altı Çocukları adlı sinema filmindeki rolüydü. Bu filmde yalnız fiziğiyle değil, güçlü oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. 1955'te Lütfü Akad'ın yönettiği Beyaz Mendil filmi adını duyurmasını sağladı. Bir yandan yumuşak gülüşü, bir yandan sert bakışları ve her şekle bürünen yüzüyle her filmine ayrı imza atan sanatçı, salon adamı, köy delikanlısı, işçi, patron, polis, dolandırıcı, iyi kötü ayrımı yapmadan her rolü hakkını vererek canlandırdı. Genellikle aynı yüz ve konuları görmek isteyen seyirci ve bu isteği dikkate alan yapımcılar, başlangıçta Hakan'ın bu oyunculuk anlayışını yadırgasa da o canlandırdığı karakterlerle beyni toplamaya devam etti. Fikret Hakan kısa zamanda kendini kanıtlamış ve sinemanın sevilen simalarından biri haline gelmişti. Kazandığı para miktarı arttıkça yaşam şekli de değişiyordu. Artık gece hayatı vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. Genç ve güzel kadınlar da bu yakışıklı ve ünlü gencin etrafında dolanır olmuşlardı. 1958'de askere gitmek için verdiği ara dışında hep kamera önündeydi. Yılanların Öcü ve Karanlıkta Uyananlar adlı filmlerden sonra artık onu tanımayan kalmamıştı. Yılda 15-20 film çeker olmuştu. Fikret yazma sevdasından da giderek uzaklaşıyordu. Hatta yıllar sonra bu günlerini
değil yazmak, uyumaya bile zaman bulamıyordum şeklinde anlatmıştı. 204 film ve 28 dizide oynadı. 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak da çalıştı. Paraya falan ihtiyacım yok benim. Baksanıza, ben koskoca konakta oturuyorum. Neşecan Paşmak adında bir sevgilisi vardı Fikret'in. Neşecan'ın hayatına giren diğer kadınlardan bir farkı vardı. 1962'de kızları Elif'i dünyaya getirmişti. Bu olay duyulunca tüm gözler Fikret Hakan'a çevrilmişti. Herkes ondan tez zamanda bir evlilik haberi bekliyordu. Çok zaman geçmeden gerçekten de evlilik haberi duyuldu. Ama evlendiği kadın Neşecan değildi. Fikret Hakan, Valikonağı Caddesi'ndeki evinde sessiz sedasız Lale Sarı ile evlenmişti. Ancak bu evlilik bir yıl bile süremeden sona erdi. Evlenmeye doymuyordu Fikret. İkinci evliliğini yine sessiz sedasız, gözlerden uzak bir şekilde 1963'te Semiramis Pekkan'la yaptı. Hakan'ın Semiramis Pekkan'la evliliği olay yaratmıştı. Çünkü Pekkan'ın yaşı küçüktü ve nikah ancak yaşı büyütüldükten sonra gerçekleşmişti. O dönem en az Fikret Hakan kadar tanınıyordu Semiramis Pekkan'da. Çünkü o hem çok ünlü hem de Ajda Pekkan'ın kardeşiydi. Ama bu evlilikte sadece 66 gün sürebildi. Fikret 3. evliliğini kızının annesi Neşecan Paşmak'la yaptı. Gizli saklı iki şahit eşliğinde bir yıldırım nikahı daha gerçekleşti. Lakin bu evliliği de uzun soluklu olamadı. Bir yıl sonra boşandılar. Şarkıcı Hümeyra ile evliliği Fikret'in 4. evliliği oldu. Ayrıca gizli tutmaya çalışmadığı ilk ilişkisiydi bu. Hümeyra o günlerin en ünlü pop yıldızlarından biriydi. Hümeyra ve Fikret 1971'de nikah masasına oturdu. Bu evlilik öncekiler kadar bile süremedi. Bir ayda boşandılar. Fikret Hakan yıllar sonra Asla Unutmadım adlı kitapta şöyle anlatıyordu bu aşkı. Hümeyra ile öyle tutkulu bir aşk yaşamıştık ki bir daha da öyle tutkulu bir şey yaşamadım. O büyük aşkta kıskançlıktan katil bile olabilirdim. Bu nedenle Hümeyra'ya şiddet uyguladım. Attığım o yumruğu ben de unutamadım, o da unutmadı. 37 yıldır bunun pişmanlığını yaşıyorum. Hatalıydım. Hatasız kul olmuyor. Hümeyra güzel bir kadın değildi ama güzelliğin çok ötesindeydi. Karizmatikti. Beni çok derinden etkiledi. Şimdi havaya girecek, yine asılıyor mu diye düşünecek. Bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Öfke duyduğunu biliyorum. Hümeyra hala çok güzel. Hümeyra'dan sonra Fikret Hakan uzun bir süre evlenmedi. Artık evlenmez diye düşünürken 1989'da Fatma Zeynep Mirgün'le 5. kez dünya evine girdi. Bu evlilik 1991'e kadar sürdü ve Fikret Hakan'ın son evliliği oldu. Kurşun yemiş ayağı, belli belirsiz aksar. Fikret Hakan'ın sanat hayatı da bambaşka bir serüvendi. Kendisini anlatırken bahsettiği o 3 sıçrayışın dışında 45'lik plaklar ve sunuculuk da vardı sanat hayatında. Biz onu en çok aktör olarak tanımıştık elbette. Çok başarılı bir oyuncuydu ve ödüllendirilmesi kaçınılmazdı. 1965'te Keşanlı Ali Destanı'ndaki performansı ona Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü getirdi. Aynı ödülü 1968'de Ölüm Tarlası filmiyle de aldı. 1970'te ünlü yönetmen Peter Collinson, Paralı Askerler filmi için Türkiye'ye geldiğinde Türk oyuncular için bir kapı açılmıştı. Yönetmen filmin tamamını Türkiye'de çekmek istiyordu. Şan Tiyatrosu hemen oyuncu seçme yarışması düzenledi. Bu yarışmanın sonunda Fikret Hakan, Erol Keskin, Salih Güney, Aytekin Akkaya gibi dönemin önemli aktörleri sergiledikleri performanslarla ilk elemeyi geçtiler. Ama sonunda büyük rolü almayı başaran kişi Fikret Hakan oldu. Fikret'in İngilizcesi pek iyi değildi. Ama mimiklerini çok başarılı bir şekilde kullanıyordu. Dudak hareketlerini doğru kullanarak Albay Ahmet Elçi rolünün de hakkını vermeyi başardı. Yeteneği yönetmenin de ilgisini çekmişti. Fikret Hakan'ın başka projelerde oynaması için teklif alması da kaçınılmaz oldu. Hollywood'a gel, şansın büyük olur diyerek onunla mukavele yapmak istedi. Ama çekilen bu film o dönemin şartlarına uygun düşmedi. İstanbul, İzmir, Nevşehir civarlarında çekilen film o günlerin sansür kurulu tarafından incelendi ve gösterimi Türkiye'de yasaklandı. Yeteri kadar İngilizce bilmemesi de zaten Fikret'in en büyük engeliydi. Türkiye'de kalmayı seçti. Onun Hollywood macerası da böylelikle sonlanmış oldu. Fikret Hakan yıllar sonra şöyle anlatmıştı bu olayı. "Eğer bu olayı kabul etseydim şimdi çok başka noktada olurdum. Ama ne bilelim, Anadolu çocuğuyuz, cahiliz, ürkeyiz. Teptik bu büyük şansı. Gidip Amerika'da ne yaparız, ne ederiz?
kendimizi büyük sıkıntılara sokmayalım dedik. Daha sonra bana teklifte bulunan firmanın Ömer Şerif'le anlaştığını öğrendim. Biliyorsunuz bu arkadaş da kısa süre içinde dünya çapında bir oyuncu oldu. Ben olur muydum bilmiyorum. Bazen bu şansa teptiğim için kendime kızıyorum. Oh be! Yaşamak ne güzel şey be! Fikret Hakan bu dönemde artık sadece oyuncu değil, yönetmen ve yapımcı kimliğiyle de biliniyordu. Bunların yanı sıra 1971'de gazinolarda şarkı söylemeye de başladı. 1960 ve 70'lerde pek çok sinema oyuncusu plakta doldurur olmuştu. İşte bu dönemde Fikret Hakan da o isimler arasına yazdırdı adını ve birkaç 45'lik doldurdu. Sesi de en az oyunculuğu kadar iyiydi. 1975 ve sonrasında bir dönem Yeşilçam'da seks furyası doğdu. Fikret Hakan bu akıma uymak istemeyenlerdendi. 1977'de evini satıp Marmaris'e yerleşti. Bir süre teknecilik yaparak geçimini sağladı ve pek çok oyuncuyu sektörden koparan o dönemin bitişiyle 1980'de sinemaya geri döndü. Yeniden setlere dönmenin mutluluğunu yaşıyordu. O dönemlerde Türk sinemasının 6 önemli jönü aynı projede buluştu ama bu bambaşka bir projeydi. Fikret Hakan, Cüneyt Arkın, Göksel Arsoy, Kartal Tibet, Edison ve İzzet Günay, Feyzan Ersinan'ın Asla Unutmadım kitabında unutmadıkları anıları anlattılar. Fikret Hakan'ın en ilgi çeken yazıları Çolpan İlhan ve Hümeyra ile ilgili olandı. Çolpan İlhan'la ilgili olan kısımda şunlar yazıyordu. Çolpan İlhan'la nişanlıydık. Askere giderken Baylan Pastanesi'nin önünde Çolpan'ı Sadri Alışık'a emanet ettim. Sivas'ta askerliğimi yaparken Çolpan'dan mektup geldi. Mektupta biz Sadri ile evleniyoruz yazılıydı. Çok şaşırdım. Büyük bir acı hissettim. Çolpan'la güzel şeyler yaşamıştık. Ardından da birçok filmde oynadık. Asla da bir gün neden diye sormadım. Hiçbir şey olmamış gibi davrandık. Birbirlerini gerçekten sevmişler demek ki. Bu evlilik Sadri ölünceye kadar devam etti. Sesiniz tıpkı kadın sesi. Yoksa sen de adamların gibi testi vücutlu bir korkak mısın? 1985'te kendi adıyla kurduğu tiyatroda Zorba ve Meksikalı oyunlarında yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. Beyaz perdede ve tiyatro sahnesinde başarılı yapımlarla adından söz ettiren usta isim, Hamal'ın Uşakları ve Gece Limanı isimli iki hikaye ve İmbikli Duvar adlı bir şiir kitabı yazdıktan sonra Türk Sinema Tarihi Araştırma kitabını yazdı. Bir süre İstanbul Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak eğitim verdi ve 2009 yılında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı'ndan Fahri Doktor ünvanı aldı. 1998'de ise Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı ünvanı verildi. Ömrünün son yıllarında büyük acılar yaşadı. Emekli maaşı dışında hiçbir geliri yoktu. Bodrum'daki butik otelini satmak istedi, satılmadı. Paraya çok sıkıştığı için Yakacık tarafında olan evini sattı ve o evde kiracı olarak oturmaya devam etti. Ne yazık ki Türk sinemasının efsaneleri arasında olan Fikret Hakan bu dünyadan acılar çekerek ayrıldı. Ünlü aktör son zamanlarda akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 11 Temmuz 2017 gecesi saat 2 sularında hayata veda etti. Bu haber sevenlerini ve Yeşilçam emekçilerini yasa boğdu. Acısıyla, tatlısıyla, doğrusuyla, yanlışıyla bir Fikret Hakan geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.